Efendim herkese iyi akşamlar. Gündem Özel programıyla seçimlere, 1 Kasım seçimlerine ait programlarımız devam ediyor. Bu akşamki konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili ve aynı zamanda milletvekili adayı Sayın Hayati Tekin. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Efendim çok hareketli, hızlı, tempolu bir seçim süreci yaşıyorsunuz. Koşuşturma seçim çalışmaları. Daha diğer seçim yorgunluğu atılmadan yeni bir seçimle ister istemez Türkiye'ye karşılaştı. Ve siz de bunun artık son finişine kadar geldiniz. 2 gün sonra nasip olursa ülkemizde tekrar sandığa gideceğiz. Ve tekrar halkın en demokratik çözümü verebilen halkın oylarına müracaat edeceğiz. 1 Kasım seçimimize 2 gün kaldı. Çok kısa olarak hemen seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Onu değerlendirmenizi alayım. Ben diğer asıl konulara gireceğim, sorulara gireceğim. Aslında seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Siz soruyu sorarken, özetlerken güzel de cevabını verdiniz. Hakikaten ister istemez dediniz. İster istemez seçime gidiliyor. Çok kısa süre, yorgunluk hakikaten kısa bir zamana toparlandı. Evet. Toparlandığı için elbette ki yetişemiyoruz. Zaman sıkıntımız var. Gönlümüz arzu ediyor ki herkesin elini sıkalım, yüz yüze görüşelim, dostluklar, muhabbetlikler kuralım ama ona zaman kalmıyor. Ancak politik olarak anlatmak istediğimiz programları ancak anlatıp yetişebiliyoruz. Gerçekten de halkımızın da istemediği, gereksiz bir seçime gidiyoruz. 3 ayda 5 ayda ne değişti? Sadece değişen, AKP'nin beğenmediği, hatta Sayın Erdoğan'ın beğenmediği bir seçim sonucuydu. Yine beğenmeyecek anladığım kadarıyla ama bu sefer mecburen dizinin üstüne oturacak. Çünkü haydi bir daha seçime dese keşke ama diyemeyecek. Mecburen görünen odur ki herhalde bir CHP-AKP koalisyonu kurulacak gibi görünüyor mantık. Çevre aşağı yukarı bunu gösteriyor. Evet. Şimdi efendim 7 Haziran seçimlerinden sonra tekrar seçmene yönelmek. Tabii ki diğer partilerde olduğu gibi CHP için de geçerli bir durum. 7 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemiş, hı hı, yani en son aldığınız orandan bahsediyorum. Çok da oran veremiyoruz, ankette şuydu buydu, yasaklar da var biliyorsunuz ama. Cumhuriyet Halk Partisi bir önceki dönemde %25 civarında bir oy aldı. Hı hı. Bu seçimde tabii bilemiyoruz ne alacağını. Yüksek de alabilir, aynı oranda alabilir. Daha üstünde de çok yüksek oranda da tek parti olarak iktidara da gelebilir. Birinci tek bilinen şey olabilir. Düşmeyeceği, yani, yukarıya doğru ne kadar gideceği. Evet. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'ne 7 Haziran'da oy vermemiş seçmenin bu seçimde niçin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesi gerekiyor sizce? Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdi CHP'ye 7 Haziran'da aldığı oy oranı ortada. Yalnız seçimden sonra bunu herkes kabul ediyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu vaatlere, seçim propagandasına diyelim, seçim kitapçığına AKP o zamanlar demişti ki nereden bulacaksın bunları? Onları da bir kenara koyduk. Seçimin neticesinde AKP'nin kaybettiği görülünce CHP'ye oy vermemiş olan, hatta o aradaki tercihini AKP'den yana kullanmış olanlar bile ah vah tüh dedi. Niçin? Ya CHP koalisyon bir kurulsaydı hiç olmazsa biz o iki emekli maaşımızı alacaktık dedi. Benim genç kardeşlerim ya CHP-AKP koalisyonu olsaydı ya biz o 1500 lira asgari ücretimizi alacaktık dedi. Çiftçi mazotum dedi, dar gelirli 720 liram dedi, öğrenci 240 liram dedi. Buna benzer yani birçok CHP'nin vaatleri vardı. İşte sigortaları ödenecek genç tarım işçilerinin, gübrede destekleme. Yani buna benzer kadroların, taşeronların kadro verilmesi tek kalemde, onu tekrar ele alalım lütfen. Çünkü orada birçok aldatmacalar var. Neticede bu koalisyon da kuruluyor, aha kuruldu, kurulacak derken hatta AKP'nin içindeki bazı yöneticiler de buna sıcak baktı anladığım kadarıyla. Elbette ki yine de güvensiz bir ortamda başladı. Çünkü bütün konuşmalar, görüşmeler hem ses hem görüntü kaydına alındı. Yarın öbür gün öyle oldu, böyle geldi denmesin diye. O süreçte AKP, CHP'yi masadan kalksın da oyunu bozan, kaçan taraf olsun diye çok uğraştı. İstişkafi görüşmeler sürecinde. Evet, o görüşmelerin neticesi işte istişare ettik. Biz onları tanıdık. Tanıyınca da evet dolu doluymuş CHP. Gerçekten bilgiliymiş. Onları tanıdığımıza mutlu olduk dediler.
Bunu da açık yüreklilikle kabul edip deklar etmek zorunda kaldılar. Şimdi vatandaşın o ah vah tühünden sonra Sayın Bahçeli'nin de çizdim oynamıyorum pozisyonuna yatmasından Tayyip Bey güç buldu. Dedi ki buradan bir şey çıkmayacak. AKP CHP'yi de veya AKP MHP'yi de ben kabul etmeyeyim. İşte vatandaşlar görüyor musunuz koalisyon kuramıyor bunlar diyeyim. Gerçi onun da kucağında kaldı. Vermiyorum ben CHP'ye, sarayın yolunu bilmeyene vermiyorum diyerek o da bir tarihe geçti. O da ayrı bir konu ama bu arada düşüncesi şu oldu ve bunu da uygulayarak bir noktaya getirmeye çalıştı. Ama beceremedi. Nasıl beceremedi? Ben dedi tek başıma bu çıkmazdan kurtulayım. Nasıl yaparım da tek başıma iktidarı alırım dedi. İşte sizin bahsettiğiniz ister istemez o 1 Kasım'a tarih belirlendi ve o 1 Kasım'a da vardık. Burada strateji şuydu. Doğu ve Güneydoğu'yu terörle baskı altına alıp milliyetçilik oylarını yükseltip CHP'nin programını da kopyalayıp taklit edip oradan sosyal demokratlara, buradan milliyetçilere, oradan HDP'lere ve HDP'ye oy verenlerin oylarına kanca atmaktı. Neydi o? Kandili bombalarım. Amerika'ya da gelin siz benim havaalanlarıma girin. Buradan da siz IŞİD'i vurun. Kandili de ben vurunca nasıl olsa onların akrabaları, yeğenleri Güneydoğu dağlarında ellerinde silah, omuzlarında bazukalarla geziyorlar. Bu bir etki tepki doğuracak. O arada muhakkak ki şehitler olacak, polisler olacak, ölecek ve askerler ölecek, siviller ölecek, canlar yanacak, infial oluşacak ki oluştu nihayetinde. Ben buradan oy devşiririm. Olmuyor. Gördünüz mü terör azdı? Gördünüz mü ekonomi ne oldu? Derim. Tekrar oyları kendime istikrar için isterim. Sanki istikrar varmış gibi. İstikrarın buysa demek ki 550 milletvekiline de gelsen bu memleketin ateşini söndüremeyeceksin. Bunu bir kenara koyalım. Nihayetinde bu oyun tuttu da. İnsanlar hakikaten gerildi. AKP'ye kızdı, Tayyip Bey'e kızdı ama ne yapacağızı da insanlar bir tedirgin oldu. O günkü yapılan anketlerde O günkü yapılan anketlerde ekonomik sorunlar, sıkıntılar birinci sıkıntıyken, birinci sorunken o terör ortamının azdığı pozisyonda terör birinci sıraya yerleşti Türk insanında. Bu da bunun neticesinde dendi ki burada çok büyük Cizre, Mizre gibi yerleri kastediyorum yani Yüksekova falan. Buralarda sandığı korumak mümkün değil. Sandıkları mezralardan, köylerden merkeze çekelim. Merkeze çekerken orada aslında devlet gücüyle sandıkların resmen çalınıp torbalanmasıydı. Ben bu güvensiz ortamda, bu güvensiz partnerimizde ve iktidarımızda maalesef ki bütün insanlar gibi biz de güvensiz ortamı bırak Doğu Güneydoğu'da bugün de yaşıyoruz. Biz bugün de insanlara diyoruz ki aman sandıklara sahip çıkın. Niçin? Ne var da sandıklara sahip çıkıyoruz? Aman sahip çık. Allah aşkına. Cumhuriyet demokrasi aşkına. Gelecek nesiller aşkına sandığa sahip çıkalım diyoruz. Niye? Çünkü AKP çalacak diye korkuyoruz. Bakın içinde bulunduğumuz duruma. Bunu da böylece izah ettikten sonra ne dendi? İlçe seçim kurullarına baskı yapıldı. Karar aldılar. Dediler ki sandıklar merkeze taşınsın. Buna Yüksek Seçim Kurulu karar vermesi gerekiyordu. Çünkü nihayetinde seçimi yapan hükümet değildir. Seçimi yapan devlettir. Yüksek Seçim Kurulu'yla, jandarmasıyla, polisiyle. Sandıkları şayet öyle bir hata yapıp AKP'nin arzu isteğine uyulsaydı, Tayyip Bey'in isteğine uyulsaydı, o sandıklar ilçe merkezlerine, il merkezlerine çekilseydi ki o eğer kabul edilseydi onun peşi patır patır gelecekti. %8'i bile göremezdi belki HDP. Neticede ne olacaktı? O baskıyla oylar AKP'ye. Çünkü oralarda CHP, MHP de yok. Çok az veyahut da. Ama Yüksek Seçim Kurulu'nun bunu bozmadaki sebebi de şuydu. Avrupa Birliği yasalarına biz imza atmışız. Ya orada 8 saat sandığı koruyamayan bir devlet vatandaşı nasıl koruyacak? Dolayısıyla o insanlar Avrupa Birliği'ne
müktesebatına uygun bir şekilde, bizim burada devlet yok, sandık demokrasinin en büyük nimeti sandıktır. Bizi sandığı koruyamıyor ki biz tamamen teröre teslimiz, başımız boş dediği an özerklik istiyoruz, demokratik özerkliği oylamak istiyoruz dedikleri an Avrupa da buna sıcak bakacaktı. Allah muhafaza direkten döndük. Bu bizim bir tüfek dahi atmadan ülkenin bölünmesinin yolunu açacak olan büyük bir tehlikeydi. Nihayetinde devlet buna hayır dedi. Askeriyesiyle tahmin ediyorum ki Yanıtsa Danıştay'ıyla. Yani müdahale anlamında kararı, değil. Yüksek Seçim Kurulu'nun bir kararı olduğu için. Ben Yüksek Seçim Kurulu'na da o zaman vesayet altına almış gibi oluruz. O yüzden diyorum. Yani, Yüksek Seçim Kurulu'nun hür iradesiyle aldığı, özgürce aldığı bir karar. Olaya netice onu gösteriyor. Ama ben olayın içinde devletin varlığından, bekasından endişe eden diğer varlık güçlerin de uyardığını, yani tahakküm altına almak anlamında değil. Ben bile fırsatım olsa Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'na, ya beyefendi, abi ne diyorsak artık yani, lütfen başkan yani diyoruz. Mesela yani her şeyine abi demek bir hani biraz daha yalvarık, büyük saygı, yani abi de derim, aman böyle bir şey girme, devletin bölünüyor diye elini de öperim. Mesela bunda hiç de behis yok, küçümsenecek, alçaklanacak bir şey de yok. Yani devletin bekası söz konusu, her şey teferruattır demiş Ulu Önder Atatürk. Onun için bu direkten dönme olayından sonra AKP'nin oyunu bozdururken HDP biraz rahatladı. Aynı rahatlık tahmin ediyorum ki Batı'ya da yansıdı. Patlayan bombada tahmin ediyorum yine HDP'nin safları biraz dağılacaktı, biraz sıklaştı. Mağduriyet HDP'ye yaradı. CHP'nin de orada ilçe gençlik örgütü Malatya gençler 11 kişi Malatya gençlik kollarından ölmesine rağmen orada mağduriyeti yaşatan, yaşayan ya da HDP oldu, onu iyi kullanan diyelim. Ama maalesef bu kervana Sayın Davutoğlu da katıldı. Bombanın patlaması bize artı yazdı dedi. Bu büyük bir gaftır veya gaflettir. Bir başbakandan beklenmeyecek söz. Tabi buna rağmen yaptıkları birçok gaflar, gafletler var. Onların üçte birini Kılıçdaroğlu yapsa, bırakın Kılıçdaroğlu'nu, halk bizi sokağa çıkartmaz. O da ayrı bir şey. Bunlar tamamen de vurdum duymazlığı ele almışlar, gidiyorlar. Neticede HDP görünen şekliyle kendini kurtardı. Milliyetçilik oylarının işte bir şekilde Sayın Bahçeli'nin çizdim oynamıyorum, varım yokum gibi tavırları ve kendini belki de bir makul mantıklı sebepleri var ama onu da algıyı bozamadı seçime yakın bu pozisyonda. Onun biraz eksisi olacak gibi geliyor bana. İnşallah da olmaz, öyle bir şey dilediğimden değil. Milliyetçilik oylarına bu şekilde kanca atıldı. Bu da bir gerçek. Aynı zamanda geldi Cumhuriyet Halk Partisi'nin o gün nereden bulacaksın? Sen bu programı uygula, bunu ortaya koy. Ben bile oyumu size vereceğim diyen Maliye Bakanı bugün kıvrım kıvrım kıvranıyor. Acaba lafları nereden dolandırsam da işte ben şöyle oldu böyle geldiğiyle kendimi aka çıkarsam diye yakalandılar. O gün yok diyenler bugün Sayın Davutoğlu bakıyorum çok televizyon seyredemiyorum ama evvelsi akşam bir televizyon konuşmasını bir miting alanından zannedersem televizyon onu veriyor. İşte asubaylara şunu vereceğiz, subaylara bunu vereceğiz, polislere de bilmem nasıl, öğrencilere bilmem, yani söyleme sıralama yetiştiremiyor. Bu can havli telaşı. Bunu görüyoruz. Ha diyeceksin ki bu kadar can havli telaş ne var? Yani tabii ki iktidarı yakalayamayınca Ahmetciğim sen müsaade et kardeşim. Mayıs ayı, Haziran ayı neyse, bin Ali, iki bin Ali neyse, biri gelsin sen git. Hatta bugün verilen AKP tarafından ya da Sayın Davutoğlu tarafından, hatta onun arkasına takılıp kendi billboardlarına, raketlerine o reklamları yazan, aynı taklidi yapan milletvekilleri, diğer illerde de reklamlar gazetelerde görüyoruz, aynı taklitlere gidenler bu sefer denecek ki işte o günkü hükümet bu programı yaptı. Onlar yok artık. Yeni AKP var falan filan gibi terhanelerle yalan biteceği yok anladığımız kadarıyla. Algıya devam. O gün başka bir şey. Peki nereden buna varıyorsun böyle olacağını? 2016 taslak program yapılmış bütçenin.
Hiçbir tanesinde asgari ücretin 1500'ü geçtik, 1300 lira olacağına dair fark yok. Vergi farkları yok. İki maaş ikramiyeler yok. Asgari geçim endeksleri yok. Verilecek olan krediler yok. Hibe olarak verilecek olan girişimcilere verilecek olanlar yok. Kadın girişimciye verilecek olan yok. Eğitim destekleri yok. Hiçbirinin haricinde olan bir taslak. Yani bu da insanın böyle bir niyetinin olmadığı. Aynı zamanda şu da çok ilginç. AKP yöneticilerinin belli kısımlarını sıkıştırılınca bunlar ortaya çıkıyor zaten. Örneğin ne diyorlar o gün? Nasıl bu bütçenin altından kalkılacak? Sen bütün taşeronları kadroya geçiriyorsun deniyordu. Bugün taşeronlar kadroya diyor. Ama tüm taşeronlar kadroya demiyor. Niye demiyor? Çünkü örneğin sağlıkta çalışan birçok taşeron var. PTT'de çalışan var, başka yerlerde çalışanlar var. Ne olacakmış onlar? Örneğin sağlıkta. Ne iş yapıyorsun? İşte abi ben yerleri siliyorum. Sen sağlık işi yapmıyorsun ki. Sen laboratuvarda çalışmıyorsun, ameliyathanede çalışmıyorsun, iğne de yapmıyorsun. Yardımcı personelde değilsin sağlığa. Sen yerleri siliyorsun. Ha burada silmişsin, ha belediyede, ha bilmem nerede silmişsin diyor ona. Şimdi bu hal böyle olunca bakıyorsun Samsun'da 10 bin tane taşeron işçi var. Bunun en fazla, şimdi adam YEDAŞ'ta ne yapacak? Yerleri silmeyecek, evrak götürmeyecek, çay yapmayacak, güvenlikçilik yapmayacak da elektrik mi bağlayacak? Adamın öyle bir yetkisi yok, mesleği yok. Bu hal böyle olunca ne oluyor? Otomatik olarak o insanlar kadrodan yararlanamamış oluyor. Mesela buna benzer iki maaş ikramiye. İşte bütçeye göre 100 lira 200 lira bilmem ne artırarak eksilterek bütçenin konumuna göre biz de onu tamamlayacağız yıl sonunda. İki maaşa tamamlayacağız gibi böyle kendilerinin de emin olmadığı ama CHP veriyor siz vermiyorsunuz denecek pozisyonda doğmasın diye kulağı tersten tutarak yarın öbür gün yemin edip başım ağrımayacak. Tamam da işte veriyoruz az kaldı bak. Yani şurada kaldı bir maaş açığınız. Ne var sanki bunda veriyoruz. Ya taşeron tamam kardeşim verdik işte taşerona verdik. Ama bu adam sağlıkçı değil ki. Bu adam posta dağıtıcılığı yapmıyor ki ben ona niye vereyim gibi yaftaların arkasına saklanarak burada işçi kardeşlerimiz de aldatılıyor. Bunlar da karşı vatandaşlarımız uyanık dursunlar. Aynı şekilde oynanan oyunlar imarda, aynı şekilde tarımda birçok gösterilip de geri çekilen, verilip de diğer cepten alınan birçok kaynak var. Ben şimdi buraya girerken bana diyor ki arkadaş trafik sigortaları 3'e katladı diyor. Dedim zaten normal. Şu anda hükümetin geliri yolda yakaladığı trafik cezalarından. Her ilde muhakkak gizli kapaklı bir sürü trafik cezaları takır takır para kesiyorlar. Belki son 15 gündür rahatlamıştır seçim bütçesini çıkartmak için. Pazartesi günü başlarlar. Ve yine ben şurada seçim bütçesi derken çok ayıp bir şey. PTT'ye Cumhurbaşkanlığı resmi yazı yazıyor. Gerekenlere ve hak edenlere diyor. Kimdir o gerekenler ve hak edenler? 5.000 ila 7.000 lira arasında paranın dağıtılması diyor. Nereden çıkıyor? Cumhurbaşkanlığının fabrikaları mı var, bankası mı var? O işte bahsedilen gizli örtülü ödenekten. Nedir bu yeni bir şey mi? Tabii. Yani kime dağıtılacak veya ne gibi bir... PTT'nin elindeki yazıyı siz araştırmacı gazetecisiniz. Aynen alabilirsiniz. Ben yazıyı gördüm ama alamadım. Vatandaşa ve herhangi bir vatandaşa evet, evet. Para gerekli kişilere ve hak edenlere diyor. 5.000 lira ile 7.000 lira arasındaki paranın dağıtılması diyor. PTT'ye görev. Ne zaman verilmiş bu? Verilip dağıtılmaya başlanıp başlanmadığını bilmiyorum. Hayır, şu anda resmi tatildeyiz. O açıdan sordum. Ne günüydü benim bunu gördüğüm? Tatile bir iki saat vardı. Yani saat
10 gibi PTT çalışıyor. Yani çarşamba günü saat 10 civarlarıydı. Ve bu da aynı zamanda basına yansıdı. Sözcü gazetesinin başında da gördüm ben. Ve bunu CHP milletvekili de deklare etmiş, MHP milletvekili de deklare etmiş. Ben de düşünüyordum ki bunu deklare edeyim, söyleyeyim genel merkeze. Baktım ki bir gün önceden zaten CHP milletvekilininle MHP milletvekili çarşamba günü gazetenin, Sözcü gazetesinin başında var. Deklare etmişler, söylemişler, açık etmişler yani. Beyan etmişler bunu. Ha, ondan sonra beyan oldu, suç oluyor ya da zaten yeterince suçum var. Bir de tutup bunu eklemeyeyim diye fren yapıp durduysa onu bilmiyorum. Ama resmi yazı tüm PTT şubelerinde var. Sadece Samsun değil, tüm ülkede. Yani gazetenin başına yansıdığına göre tüm ülkede de bu var. Bu çok tuhaf bir şey. Cumhurbaşkanlığından seçime iki gün kala. Hadi erzaklar, bilmem neler, aldatmacalar, koliler, para yardımları. Seni işe alacağız, seni de işe alacağız, seni de işe alacağız. Özellikle burada MHP'li vatandaşlar uyanık dursunlar. Onlara bir aileye veriyorlar, diğer aileye de MHP'nin Samsun'daki ikinci milletvekilini yemek için büyük taahhütlerde bulunuyorlar. İş sözleri, kim ne istiyorsa onu vaat ediyorlar. Yani şu anda MHP'lilerden oy vereceklere bedava cennet var yani. O cennette yalancı cennet, herkes kişiliğiyle, karakteriyle yaşar. Ben MHP'lilerin, mülkücülerin bu konuda da dik duracağına inanıyorum. Takdir onundur, isterse verir oyunu. Ama bu şekilde bir yaklaşımlar, devlet gücünü kullanarak, bu şekilde taahhütlerde bulunarak seçim propagandası yürütmek son derece yanlış. Evet. Şimdi efendim, geçenlerde Başbakan bir miting konuşmasında Beyaz Toros'tan bahsetti. Yani evet. Geçmiş yıllara, 80'li yılları ifade etti. Yine konuşmalarında, televizyon programlarında tek başına olan iktidarın istikrarla ilişkisi olduğunu, koalisyonların Türkiye'ye bir takım sıkıntılar getirdiğini, iki farklı programa, iki farklı söyleme, iki farklı ideolojiye ideolojiye sahip kutupların çok istikrarlı ve uzun ömürlü olamayacağını yönünden buna benzer bu mihvalde açıklamalar yaptı. Tabii biz 1 Kasım sonrası nasıl bir netice çıkacak onu bilmiyoruz. Şu anda bunu kestiremeyiz. Belki A partisi, belki B partisi, belki C partisi tek başına iktidar da olabilir. İkili veya üçlü bir koalisyon da söz konusu olabilir. Ama diyelim ki koalisyon çıkacağını düşünelim 1 Kasım'da. Hı hı. Beyaz Toros ve istikrar konusunda sizin düşüncenizi almak istiyorum. Eğer koalisyon şimdi, olursa da Türkiye'de bir istikrarsızlık mı söz konusu olur ki böyle bir söylemde bulunuluyor? Şimdi bunlar tehdit algısı. Tehditle korku yaratmak. Mesela bakın, Beyaz Toroslara ben Ak Toroslar diyorum. Yani Doğu Güneydoğu'da Beyaz Toroslar varken şimdi Ak Toroslar yok mu? Bir çek oyu provokasyon yok mu? Sadece bu Beyaz Toroslar lafıyla tehdit etmiyor Sayın Davutoğlu Doğu Güneydoğu'yu. Aynı zamanda seçim sopası da gösterip tekrar seçim olur. Hadi inşallah olur diyorum ben de. Yani tekrar istikrarsızlık olabilir manasında bunu vurguluyor. Biri vurguluyorken Mehmet Ali Şahin Bey galiba vurguladı. Sayın Davutoğlu hayır öyle şey olmaz. Koalisyon en kötü ihtimal kurulur. İşte böyle bir durum söz konusu olmaz. İktidar gerçekleşir diye açıklamak zorunda kaldı. Bu zaten kutuplaşmış olan bir ülkeyi daha da belirsizliğe, istikrarsızlığa, daha da çözümsüzlüğe, çaresizliğe giderek insanlarda bir tedirginlik, korku yaratmak. O korkuyla oy toplayıp, oy devşirip aman bakın terör olur, aman ekonomi batar gibi bir duruma sokmak. Bugün elbette ki büyük sanayici neyin ne olduğunu biliyor. Koalisyon söylemleri geldiğinde zaten doların yerinde saydığını, belki borsanın bile yükseldiğini, tek başına hükümetle olmakla olmamak arasında seçimin akabinde hiçbir şey değişmedi o boşlukta. Nasıl ki gergin bir ortam doğdu, ondan sonra dolar 3'ün üstüne çıktı, piyasalardan paralar çekildi ve insanlar bir beklemeye aldı kendini.
Bunu yaratan AKP'ydi. CHP, MHP, HDP değil herhalde. İstikrarsızlıktan, kaostan beslenme çabasıdır bu. Ama herkes şunu bekliyor, biliyor ki veya beklenen o ki biz sanayileri de geziyoruz, sanayicilerle de konuşuyoruz. Beklenen CHP-AKP koalisyonu. Niçin CHP? İkinci parti olduğu için de değil. Elbette ki ikinci parti olması onun güçlü bir anayasa oluşturacağı imajı doğuruyor. Sanayici, büyük ticaret esnafında veya derin bürokratta ama aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin teröre karşı da, ekonomiye karşı da tüm kesimlere, her türlü inanca saygı göstererek, sıcak yaklaşımıyla, herkesle görüşebilen, yani görüşebilen derken Sayın Kılıçdaroğlu bugün HDP ile de görüşebiliyor, AKP ile de oturup konuşabiliyor, MHP ile de oturup konuşabiliyor. Herkesle konuşup mutabakat sağlayabilen, herkese sıcak yaklaşımını, güler yüzünü, canını, sıcaklığını gösterebilen 7 Haziran'dan sonra soğutucu, serinletici, rahatlatıcı bir tavrı var. Ve buna da ülkenin ihtiyacı var. İstikrar isteniyorsa, bugün AKP'yi düşünelim. İstikrara falan mı oynuyor? 550 milletvekiliyle gelse bu memlekette ne terörü durdurabilir, ne ekonomiyi rahatlatabilir. Ekonomi neyle rahatlayacak? Dış ticaretle. Dışarıda bizim dostumuz kalmadı ki. Maalesef Sayın Davutoğlu'nun yapmış olduğu Dışişleri Bakanlığı'ndan başlamak üzere sıfır sorun dendi. Hani öyle bir tekerleme var. Maalesef tam etrafımızda en fazla ticaret yaptığımız, mal alıp sattığımız ülkelerle sırf sorun haline geldik. Bakın şimdi örnek vereyim size. Mısır. Biz nasipse seçimden hemen sonra Mısır'a gideceğiz. Niye? 11 tane, biri Samsunlu, ikisi Trabzonlu, 11 tane vatandaşımız bizim şu anda Mısır'da tutuklu. Niye? Gemide arama yapılıyor, yok. Bir daha aranıyor, yok. Bir daha aranıyor, yok. Bahane aranıyor. Bir daha gemi arandığında iki tane tüfek bulunuyor. Pompalı falan da değil, normal tüfek. Türkiye'de olsa 15 dakikada ifade verir, çıkar gider. 14. aya girdi o çocuklar. 14 aydır esirler. Niye? Tayyip Bey'in veya Sayın Davutoğlu'nun yapmış olduğu yanlış, çekişmeci, fuzuli, gereksiz politikaları sayesinde. Yok orada o var, bu var. Evet doğru, katılıyorum. Orada demokrasi yok. Onu getirenler, öbürünü götürenler, seni de getirenler seni de götürecekler. Nihayetinde onlarla da seninle de oynayan Yahudi sermaye destekli Amerika. Bunu İyi düşünenler görüyor, biliyor. Bugün sen ben yok diye yazmışlar. Ben de dedim ki sen ben yok. BOP projesi var. Bu iktidarı kuran Sayın Dilipak'ın da önce yanlış sonra doğru dediği, Sayın Dilipak'ın da ikrar ettiği bir olay var. Yani sözüm ona, İslamcı, dinci yazar. Bu AKP'yi kuran diyor İsrail, Amerika ve İngiltere'dir. Buna imanım kadar eminim diyor. Günaydın Sayın Dilipak. O basamaklardan Tayyip Bey ve ekipleri Amerika'nın sokaklarında gezerken daha bu memlekette Ecevit'in iktidarı vardı. Bunu bu şekilde yazdı mı Sayın Dilipak? Evet. Hani ben bilmiyorum yazıyı, evet, ama evet. Hani burada cevap MHP'nin dağıtmış olduğu reklamlarda da var. Tamam. Cevap hakkı, evet, doğuyor. Tabii, farklı tabii, isimler doğru, kullandığınız tabii, zaman tabii, onlara tabii. Da buradan duyuru yapalım. İsim kullanıldığı zaman cevap hakkı doğar. Olsun. Kendileri bu cevap hakkını kullanabilirler. Şöyle vatandaşlar edelim. Belki merak eder. Yani bunu inceleyemezler. Tabii seçimin son iki günlük atmosferindeyiz. Anlıyorum. İsim kullanmadan eleştirilerimizi yaparsak. Anladım. Tamam. Cevap hakkı ona dikkat ediyorum ama bu bir gerçek. Gösterelim. Yani Sayın Dilipak'ın beyanını MHP'de dikkatini çekmiş. Kendi dağıttığı broşürlerin arkasına basmış. Koymuştum. Merak eden vatandaşlarımız. Zannedersem ya en arkasında ya onun arkasındaki sayfada da var. Peki efendim, tabii biz istikrar ve koalisyon olayından girdik. Mesela Haziran ayının sonlarında, Temmuz ayının tamamında AK Parti CHP arasında bir koalisyon görüşme süreci devam etti. Evet. Hani 7 Haziran öncesi bir koalisyon çıkacağını tahmin ediliyordu ama neticeyi kimse kestiremediği için veya AK Parti'nin kaç milletvekili, CHP'nin kaç milletvekili, MHP'nin kaç milletvekili çıkaracağını hiçbirimiz bilemeyeceğimiz için o dönemde kimin kiminle koalisyon yapacağı da belli değildi. Evet. Neticede
AK Parti ile CHP'nin koalisyonu en mantığa yatkın koalisyon oldu. Büyük koalisyon derler bunlara. En çok evet, oy alan evet. birinci ve ikinci partinin hükümeti oluşturmasına. Büyük koalisyon dedikleri için görüşme oldu. CHP'yi AKP ile koalisyona girmez düşüncesinin ötesine taşıdı ve CHP bu işi ciddiye aldı. Siz de ifade ettiniz. Evet. Programın girişinde yaklaşık bir aya yakın bir çalışma yapıldı. Peki 1 Kasım sonrası bir ihtimali değerlendirmenizi rica edeceğim. 1 Kasım sonrası buna benzer bir sonuç çıkarsa tekrar AK Parti ve CHP'nin bir hükümeti olası değil mi? Olası. Evet. Olası. Ben şahsen istemiyorum. Ama oy verecek. Vatandaş verecek. Bunu size mecbur bırakırsa. Evet. Ya şöyle istemiyorum derken. İstemiyorum çünkü partnerimize güvenemiyoruz. Bu güvensizlikten dolayıdır ki zaten o koalisyon görüşmeleri ses ve görüntü kaydına alınmıştır. Niye ses ve görüntü kaydına alınsın ki? İki tane devletin büyük partisi görüşmelerini, o istikşafi görüşmeleri. Şimdi yine ben şuna inanıyorum ki AKP 13 yıllık çamurunu, pisliğini, yani şey olan kısımlarını, kendine dezavantajlı kısımların tamamını partnerine yıkarak Mayıs-Haziran aylarında seçim der. Bunu AKP yani de demez. 1 Kasım'dan sonra koalisyon kurulursa mı? Evet, kurulursa Tayyip Bey'den endişeliyim. Tayyip Bey'e bu konuda güvenmem. Şu konuda genelde kamuoyu hemfikir Sayın Vekilim. Belki siz de öyle düşünüyorsunuz. 1 Kasım'dan sonra tek başına bir iktidar çıkmamış olsa bile kim hükümetten kaçarsa sandık elinde kalır. Şimdi evet, böyle bir tehlike yok mu efendim? Kaçmayacak, evet. Kaçmayacak, evet. Kurulacak. Ama 6 ay sonra da tekrar biz anlaşamadık, seçime gidiyoruz demek de bu kadar seçimin yorgunluğu varken, çünkü yerel seçimler, yani Cumhurbaşkanlığı seçim, 7 Haziran evet, seçimi, tabii, 1 Kasım seçimi, yani son 2-3 yılda 5 tane seçim yapmış oluruz o zaman. Bu yorgunlukla sandık, hangi parti orada kaçamak gösterirse veya kaçamak güreşte sandık elinde kalacağını bilmesi gerekmez mi? Evet, bilmesi gerekir. Şimdi de bilmesi gerekirdi. Ama bak, kaostan medet bekleyerek 1 Kasım seçim dedi. Şimdi o gün ben 6 ay dedim ama tam kurt pusulu havayı sever misali, o koalisyonun ekonomik olarak yarattığı bir takım sıkıntıların aşılma noktasına geldiği pozisyonda bozar. Güvenmiyorum açıkçası. Ama güvenmesek bile biz onun içindir ki seçim bildirgesine hep dedik ki önce Türkiye. Önce Cumhuriyet Halk Partisi değil. İçimiz kan ağlasa da elimizi taşın altına, gövdemizi taşın altına koyup biz koalisyon için ülkenin ekonomik, terör, diğer birçok sıkıntısı için atanamayan öğretmen, kadro bekleyen işçi, emekli, dul, yetim, köylü, ne aklına gelirse birçok bu zenginleştirilmiş projemizde hepsini insanlar bekliyor ve ihtiyacı var. Ülke krize, ekonomik olarak ülke aslında bir krizi yaşıyor. İnsanlar, toplum bunu yaşıyor. Bunu devletin yöneticilerinin görmesi lazım. Sağduyulu olması lazım. Bu kadar basit oynamaması lazım. Hatta bu koalisyon çalışmalarının başındayken Sayın Davutoğlu ile Sayın Kılıçdaroğlu ilk görüştüklerinde Sayın Kılıçdaroğlu kendisine diyor ki bu koalisyon güçlü anayasa yapacak 4 yıllık bir icraat hükümeti olmalı. Sayın Davutoğlu da o arada olanca iyi niyetiyle zaten öyle olmalı diyor, öbür türlü başka bir şey olmaz ki diyor. Ondan sonra kendine direktiflen kurma, şöyle olsun böyle gelsin, sen bunu işte salla şu güne gelsin bugüne gelsin diye Sayın Davutoğlu kendi değil yani o koalisyonun görüşmelerinde. Bundan sonraki süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de tabii ki o kadar saf değil, yapacağı şu. İşçilere kadro mu verilecek? Yok önce çalışan, gerçek hak eden, yok o sağlığı yapan, yok bilmem o milli eğitimde görev yapan falan değil. Gakkuk yok tabiri caizse. Tüm kamuda çalışan, taşeron işçiler kadroya alınacak. Bitti. Tek kelime. Onu oraya buraya savsaklamaya uğraşan bil ki art niyetlidir. İki maaş ikramiye, emekliye. İşte bu ay 100 lira, bir dakika 150 lira, öbür ay 40 lira, bilmem ne değil. Şeker ve kurban bayramlarının akabinde veya önünde
bayramlarda diyelim yani önü daha önemli olur. İki maaş ikramiye verilecek. Bitti. Tek kelime. Mazot çiftçiye 1.8 liraya, onu da biliyorsunuz doların fırlamasından dolayı revize etti CHP'nin ekonomik kadroları. Bu kadar açık ve net. Buna benzer 720 liradan 240 liraya kadar olan öğrenci yardımı, asgari geçim endeksi, tarım kredilerine verilecek olan desteklemeler, aklınıza ne gelirse hepsi net. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında açık seçik ne varsa aynıları deklare edilip kendilerine taahhüt edilip verilecek. Koalisyon görüşmelerinde tabii bilirsiniz iki partinin de farklı farklı programları vardır. Evet. Her parti kendi programlarında ortak noktalarını önce bulurlar. Hı hı. Sonra A partisi veya B partisi birbirlerine işte şunu şöyle yapalım bunu böyle. Yani sonuçta bir hükümet programı çıkacak ki siz de milletvekili olarak o programda seçildiğiniz zaman 1 Kasım'dan sonra yemin ettikten sonra kim kurarsa kursun hükümeti o programı evet veya hayır diye oylayacaksınız. Yani güven oyu vereceksiniz. Programı evet. Oylayacaksınız sonuçta. Yani bir taraf benim programım olacak der, öbür taraf da benim programım olacak derse. Onda sorun olmaz. Orada eminim. Problem o değil. Bahsettiğim tedirginlik, güvensizlik. Çünkü şöyle. Yani zaten, hiçbir parti diğerine aslında dayatma yapamaz koalisyonda. Yok şu da var. Yani o zaman koalisyon olmaz o zaten. Zaten koalisyonun ayak sesleri geldi bence. Çünkü AKP CHP'nin programına yaklaştı, az altında kaldı, taklit etti. Yani zaten 7 Haziran sonrası tabii, görüşmeler... Tabii tabii, onun ön habercisi bunlar. Bir enformasyon değişimi. Tabii tabii, yani mesela, şimdi AKP deseydi ki, nereden bulacağız kardeşim, asla vermem deseydi. CHP de, hayır kardeşim, ben hesapları, kitapları ortaya koyuyorum. Dört dörtlük, işte buyur. Kimse de itiraz edemiyor. Zaten itiraz edilecek bir şey yoktu. O zaman 1 Kasım'dan sonra diyelim ki eğer bu iki partinin koalisyonu söz konusu olacaksa, sandıktan böyle bir netice çıkacaksa, tabii. O zaman koalisyon kurulma süreci de çok sıkıntı ya, olmayacak. Sıkıntı diye. Olmayacak. Çünkü sizin ifadenizden evet, böyle bir yol çıkarıyorum. Benim ifadem öyle. Çünkü ne var? İşte ne diyecek? 100 lira 150 lira verelim. Zaten bayrama var bilmem ne kadar. Siz 1500 o güne varıncaya kadar. Ben 1200 demişim gelin ortası 1300 lira gibi mi? Yok. Öyle olacağını zannetmiyorum. Onu yaparlarsa o kadar verdiğin şeyde insanlar burulur. Bana verdin de emekliye zaten senelerce vermemiştin. Vermedin beni mağdur ettin de ondan sonra 100 lirama mı gözünü diktin? Bu verilecek olan şey gayet makul. İki bayramda birer maaş bu nedir ki? Hiçbir şey. Onu zaten AKP de diyor ki işte 100 lira 200 lira diye pas edelim. Zaten bayrama da var 6 ay 7 ay neyse seçimden sonra. Onu o güne pas edeceklerine o gün diyecekler ki tamam. Neticede 1300 lira, 1500 lira. Onu 1400 lira yaptığın zaman işçi kardeşlerimiz diyecek ki kardeşim 100 lirama mı göz diktin? Çocuğumun mamasına mı, çocuğumun eğitim parasına mı? Neye göz diktin? Onun için bu bunun karşılığında tabii 2000 lira, 5000 lira asgari ücret diyenler var afaki şeyler. Hesabı kitabı yapılmadan atmak kolay. CHP'nin yapmış olduğu ekonomik destek programının total bedeli 51 milyar. Gayri safi milli hasıl olarak bakacak olursan tonlarla girdi var, vergi var, şu var, bu var. Onun neticesine baktığın zaman bütçenin %2.72'sine falan denk geliyor. Hadi üçüne de. Yani teferruata girmeyen. Vaat ettiklerinin yükü. Evet, vaat ettiklerinin yükü, evet. Normal şeye bakarsan vergi, çünkü o iç piyasada da döneceği için normal verilen vergilerin de %6.6'sına denk geliyor. Yani vatandaş sıkışmış, esnaf, dar gelirli, memur, işçi, herkes ekonomik olarak darda. Babanın 100 lirası var. O ortamı rahatlatmak için 6 lirasını vermeyen cimri bir baba. Böyle bir devlet olmaz zaten çünkü insanlar patlama noktasına geldi. Onun için bu noktalar aşılır. Ben bu noktalarda bir sorun yaşanacağını zannetmiyorum. Evet. Devletin tıkanan noktaları vardır. Az önce dediğim gibi AKP 550 milletvekili de gelse dış işlerini yürütemez. Çünkü dış işlerini tamamen batırdı. Gizli İsrail'le beraber İtalya'da gizli konuşmayı da içimi acıtarak onu da bir Türk vatandaşı olarak ayrı bir kenara koyuyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adaleti bitti öncelikle. Adaleti yürütemez. 25 Aralık sıkıntısından dolayı da adaleti de vermek istemeyecek. Ama ne olursa olsun
Cumhurbaşkanı yerine olsam paralel maralel de gitti. Kendi savcıların, kendi hakimlerin var maalesef bugün. Eğer sen gerçekten bu ülkenin en kritik noktasındaki bir numaralı makamda oturuyorsan, buna köylü vatandaş, işçi vatandaş, memur, herhangi bir doğru dürüst bir Türk vatandaşı olsa der ki beni yargılayın kardeşim. Benim ne çamurum varmış, araştırın beni, meclis araştırması olsun. Ben ona göre aklanıp da o mevkiye, makama oturmak istiyorum der. Ve bunu söylerken bakın az önce gördüm dediğim yazının burada bir şey var. Cumhurbaşkanlığı numaraları falan burada. Miktarı 7000 lira. Para kurunun açıklaması 0000, toplamı 7000 lira. Net olarak burada da elimize gelmiş vaziyette. Buyurun size de teslim evet. edeyim. Bu belgeyi böyle bir gösteriyorum şimdi bana uzattılar diye. Ama yazının ben kendini gördüm. Bu yazılan buraya gelmiş, başka nerelere gelmiş o paralar bilemeyiz. Sadece bir 7000 lira bile gelmiş olsa bu ülkenin herhangi bir yerine böyle genişletilmiş bir yazıyla o yazı bu insanların vicdanını sızlatır. Netice itibariyle zaten mağdur edebiyat yapılarak gelinen noktada saray edebiyatıyla AKP bu memleketin seçmenine de halkına da bay bay diyor. Bunu artık görüyoruz. Ama dilerdik ki saygıyla gitsin. Sarayla değil. İnsanların sarayı olur, mevkisi olur, makamı olur ama adam olmazsa bir işe yaramaz. Dilerdik ki kendi kendine bu darbeleri vurmasaydı. Bu kadar yoksulun, bu kadar insanların mağdur olduğu 17 milyon insanın bu memlekette yoksulluk sınırının altında yaşadığı, 6,5 milyon insanın işsiz olduğu memlekette Suriyelilerin de 6600 tane kadro verilmesini de burada bir anekdot olarak koymak lazım bizim gençler işsizken. Tonlarla insan zaten kaldı yanlış politikalar yüzünden üzerimize Suriyeli bakmaktan kendimize bakamıyoruz. O insanlara da acıyorum. İnsanlar öyle bir hale gelmiş ki ben Suriyeli'ye yolda 5 lira 15 lira verirken insanlar bana tepki gösteriyor. Tayyip baksın onları ne veriyorsun falan diyorlar. Ama Allah göstermesin hepimiz insanız. Bizim de yanlış politikalarla başımıza işler gelebilir. Nihayetinde koca Rusya, Rusya ile ıvır zıvır şeyler yüzünden direkten döndük. Gücün var mı? Hayır. Cehenneme dönse yok NATO var, şu var, bu var. NATO gelip de Almanya'da, Fransa'da mı savaşacak? Burası cehenneme dönerse Amerika, Rusya, NATO, Rusya savaşsa bile senin memleketin savaş tarlası harman olacak. Ölen biz olacağız. Memleketi yıkılan, yok olan biz olacağız. Onun için böyle hamasi nutuklarla, kuru dayılıklarla hiçbir yere varılmıyor. Bu din, devlet hepimizin. Yine önüme aynı o Cumhurbaşkanlığı notu gibi bir not geldi. Bunu da Tekeköy'le uğraşmaktan değil. Ben artık Tekeköy değil, Türkiye diyorum. Ayrı bir konu ama bugün ilçe başkanımız da aradı. Burada din üzerinden yapılan bir propaganda var. Bunlar çok yanlış şeyler. CHP'ye protestanlara benzer dinsizlik gibi bir yaftada bulunmuş. Benim inancımı, imanımı hiçbir AKP'linin inancı ve imanıyla değişmem. Neticede ben imanına sağlam olduğum kadar, inançlı olduğum kadar, inandığım kadar hiçbir dünyada insan yoktur diye inanarak Allah için yaşıyorum. Gelelim protestan ahlakına. Neymiş? Katolikler muhafazakarlara benzermiş. Bu da çok büyük bir saçmalık, büyük bir benzetme. Yani Türkiye'deki İslam muhafazakarları Hristiyanlardaki katoliklere denkmiş. Protestanlar da CHP'lere denkmiş. Yani onların din anlayışı falan zayıfmış CHP'lerin. Halbuki o okumamış, eğitilmemiş, akıl yoksunu arkadaşımızın şunu bilmesi lazım ki protestanlığı yaratan kapitalizmdir. Yani bugünkü küresel ekonomi, yani liberalizm, yani global ekonomiye uşaklık. Onu da yapan kendi partisidir. Dönüp aynaya bakacak. O protestan Hristiyanlığının birebir uygulayıp hatta güdümünde ve uşaklığını, piyonluğunu yapan. Evet. Ve onun ne olduğunu bilmeden duymuş birinden aklı sıra konuşuyor. Şimdi,
Bunlar yanlış şeyler. Din isim, hepimizin isim kutsalıdır. İsim vermemekte de... Versem de yani isim çıksın kendi kendine de aklasın eğer bir şey biliyorsa. Kimi bir eleştiriyor bilmiyorum ama biliyorsunuz. Ha, biliyor kendisini biliyor. Evet evet hiç sorun yok. Son, İlkokulda da çocuklarımıza din eğitimi verilmeli. Falan işte CHP 444'e mahsus karşı çıkıyor falan demiş. Kendi ayaklı yalan makinesi. O zaman önce o din eğitiminden kendi bu dine uzanık fetvaları kaldırması lazım. Bunu da Tekeköy'deki inançlı CHP'lileri rencide ettiğini, üzdüğünü, hatta tüm Müslüman inanca sahip, iman sahiplerinin üzdüğünü buradan da belirtmek isterim. Efendim son 3 dakikalık bir sürece giriyoruz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vaatleriyle ilgili isterseniz eksik bıraktığınız bir yer varsa onları tamamlayarak isterseniz son dakikalarımızı. Şimdi şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en hedefe koyduğu olay tüm istihdamı ve ülkeyi füze gibi fırlatacak olan Ar-Ge, inovasyon, bilgi teknolojilerine yönelerek Avrupa, Amerika, Japonya ve örnek olarak harekete geçen Hindistan ve Çin'in yakalamak veya o dünya teknolojilerinde kendini söz sahibi yaparak gerçekten ben Türkiye'den bunu alıyorum, bunu alacağım dedirtmek. Biz bundan sonraki süreçte Türkiye'de Ar-Ge inovasyon ve bilgi teknolojilerine yönelerek hem sanayisi hem tüm üniversiteleriyle bundan sonraki üretimimizi bugünkü gibi batmağa otomobil firmasında batmağa yiğit aramayacağız. Batmağa enayi aramayacağız. Biz evet diyeceğiz ki elektrikli otomobil yapalım. Biz tüm dünya güneş enerjisine yönelirken biz bir tane nükleer santral kurduk. Nükleer santral kurulmalı mı? Evet. Enerjiyi çeşitlendirmek için kurulmalı. Bugün teknoloji öyle hızlı gelişiyor ki güneş tarlaları kurulmadan bitme aşamasına geldi. Güneş çanakları kuruluyor. Bugün Samsun'a gelen Sayın Davutoğlu bile bize şunu öneriyor. Ankara-Samsun arası hızlı tren yapacakmış. İki seçimdir aynı şey söyleniyor. Ya bu memleketin 200 milyar dolarlık hafif raylı ve hızlı trene ihtiyacı var. Avrupa süresine de yaklaşmak için 500 milyar dolarlık hafif raylı ve hızlı trene ihtiyacı var. Mersin, Adana, Samsun, Terme vesaire Ankara, Samsun arasında koyalım. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi hızlı trenin sinyalizasyonunun ve raylarının kendi yapmasını yapıp hem ülkesine kullanması, petrol girdilerini düşürmesi hem Avrupa'ya, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Orta Doğu'ya, tüm dünyaya satması olarak planlıyor örneğin. İşte Merkez Türkiye projesinin artılarından size birkaç tane örnek verdim. Bu ülkenin, İslam aleminin, Türkiye Cumhuriyeti'nin de ufkunu açacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. 3 tane kutsalımız vardır. Dinimiz, bayrağımız, Atatürk'ün tam bağımsız Türkiye modundaki ilke ve inkılaplarına bağlılığımız. Bunlarla da gurur duyuyoruz. Budur Türkiye'yi kurtarıp Türkiye'den mağda tüm İslam alemine ve tüm ezilen mazlum Türkiye Cumhuriyetlerine ve ezilen tüm mazlum milletlere ufuk açıp ayna tutacak olan ışık Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmadığını düşündüğü zaman bu memlekette memleketin sigortalarının zillere atar, sigortaları atar. Bu memleketin güvencesi, garantisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Evet. İlelebette payidar kalacaktır Allah'ın izniyle. Sayın Tekin çok teşekkür ederim. Efendim, ben de teşekkür ediyorum. Tabii ki bu akşam son programlarımızı yapıyoruz. Yarın cumartesi siyasi yasaklar yarın akşam saat 6'dan sonra propaganda yasağı başlayacak. Evet. Pazar günü sandığa gideceğiz. Tüm bizi izleyenlere çok teşekkür ettiğimiz gibi bütün ulusa şöyle seslenelim. Herkes sandığa gitsin. Demokrasi kazansın diyelim. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de çok sağ olasınız. Efendim, az sonra farklı bir forumda görüşmek üzere. Hoşça kalın.